Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. FIFA 19'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez paket açılımındayız. Bu hafta takım arkadaşım İsmail 30-0 yaptı ve onun paketini açacağız. Senin paketini neden açmıyoruz diye soracak olursanız, bu hafta ben 27 ve üstü yapan oyuncuların katıldığı bir turnuvada, yurt dışına gitmek için oynuyoruz bu arada bu turnuvayı. Maalesef finalde kaybettim. Finalde kaybedince hem vakit çok azdı ve hem de yorgundum ve maçlarımı tamamlayamadım. Bu haftalık böyle idare edin beni, haftaya tekrardan Top 100 paketleri için ya da Elite 1 için artık ne olursa burada olacağız. Ancak İsmail'in paketlerini şimdi açabiliriz. Kendisi 30-0 yaparak bizi mutlu etti. Hemen aşağıdan İsmail'in sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi İsmail, senden başka kimseyi bulamadım, paket açtıracak dediğinizi duyar gibiyim. Öyle şeyler söylemeyin çünkü birazdan pişman olacaksınız. İnanılmaz paket açacağım burada. Ya Suarez ya da Hea. Bakalım hangisini açacağız? Buna söylerken inanmadım ama ben yine de şey yapıyorum, yani şu anda hevesliyim. İyi bir şeyler açacağımı düşünüyorum. Evet, Suarez ne kadar? 650 basılmış Suarez'e. Çok az var piyasada. 700k eder bu kart. Umarım İsmail 700k'yı cebine koyar benim sayemde. DH'ye bakalım şöyle bir. Bu kartta 450 civarında bir fiyatı var. 445-450 civarında. DH'nin de fiyatı Parejo 88 ama 50 pace. Herhalde 99 olsa da 60 pace falan olacak kendisi. Ne kadarmış Parejo? 88 olduğu için bir bakalım. 100k 75k civarında bir fiyatı var. Fabinho'ya da bakalım. Fabinho da yine pahalı oyunculardan bir tanesi. 300k civarında. Evet, 300k civarında bir fiyatı var. Parejo'nun da, aman Fabinho'nun da. Başka bakabileceğim Pepe'ye bakalım. Pepe de 45k civarında. Aynı zamanda Inaki Williams'ta bakarsak. Şurada bir coin geçirme var. 79.585 civarında bir fiyatı var. Inaki Williams'ın da. Evet, 30-0 için hazırız. Bakalım neler açacağız. Şöyle weekendlik ödüllerini alalım. ISO Power kardeşimizin. Evet, 26. bitirmiş bu haftayı kendisi. 5 tane oyuncu seçeceğiz. Bir tane 11'li inform paketimiz var. 3 tane Jumbo Rare, yani 24 tane parlak oyuncunun içinde bulunduğu paketten açacağız. Aynı zamanda 150k parayı götürmüş İsmail. Evet, bakalım neler olacak. Eğer bir sıkıntı olursa telefonla bağlanırız diye düşünüyorum kendisi. Ne? Evet, ilk kartımız Pedro oldu böylece. Pedro'yu almış olduk. Bakalım ikinci saniye çıkacak. Pedro'dan sonra. Hadi bir güzel kart. Pepe'yi alalım. 90 pace ile gayet iyi gözüküyor. Bigfoot'u her ne kadar 3 olsa da süper sap olarak kullanılabilir Pepe. Kendisini alalım. Hadi bir Suarez ya da Dehe'ye ver bize. İsmail'i mutlu edelim. Hadi yapabilirsin bunu. Bir tane daha Pepe geldi. Rufia'yı alalım. Overall'ı yüksek çünkü. Sonrasında devam edelim. Haydi Suarez de Hea, haydi. Artık Pepe gelmesin lütfen. Juanfran'ı mı almamız gerekiyor burada? Evet. Juanfran'ı alalım. Haydi. Haydi de Hea, haydi Suarez. Kendim için değil, takım arkadaşım için gelmedi maalesef. Buradan da Roy Keane diyorum ya. Michael Keane'miş. Da Silva. Michael Keane'i alalım biz çünkü Premier Lig SBC'lerde kullanılır. ISO Power. Evet. Yani çok kötü değil ama tabii ki gönül isterdi De Gea ya da Suarez ya da Fabinho. Şöyle store'a girelim. Aynı zamanda Division Rivals'a Division 1'de İsmail ve Rank 3 bitirmiş yanılmıyorsam. Bu hafta oynamadı pek. O yüzden şöyle başlayalım bakalım. Şimdi ilk paketimiz Mega Pack olsun. Sonrasında devam edelim. Evet. İlkinden Walkout gelmedi. Ancak bu sadece fragman. Batshuayi zaten mega paketten çok fazla bir şey beklemiyordum. Şöyle Rayler'ı böyle gönderelim ki o kendisi satsın. Gerçi bana kızacak buraya gönderdiğim için ama niye satmıyorsun lan diyecek. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Evet. Şöyle, 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 şöyle. Evet. Bunlar da dursun artık. Kendisi ne yaparsa yapsın. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Nerede o Rare paketi? Hah, Rare Player Pack. Division Rivals ödüllerini açıyoruz şu anda. Sonrasında diğerlerini açacağız. Evet, burada da Walkout yok. Ama Bort var. Portukis. Lopez geldi. 84 overall. Yani Rare Player Pack için çok çok parlak olmasa da fena değil. Lopez, Dele Alli, Rugani. 82'ler hariç Quicksell yapabiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim. Haydi. Suarez bizi bekliyor şu anda. Evet, ilk
100 kalıp paketimizi açalım. 3 tane 100 kalıp paketimiz var. Kendim için değil, takım arkadaşım için istiyorum. Walkout yok. Port var. Ne geliyor? Portekiz yine. RM. Wow, Quaresma. 84'lük Quaresma geldi. Bu sene pack drop gerçekten pek iyi değil ya. Hani çok iyi kartlar çıkmıyor. Çoğu zaman top 100 bile çok üzüyor yani. Şöyle gönderelim. Şöyle yapalım. Bir tane duplicate varmış, ona bakalım. Bir sıkıntı olmasın. Aday Sanchez'miş. Asıl Sanchez bile değil. Move oldu QXL ve QXL. Evet. Ben biraz karanlık kalmışım bu videoda, evet. Ancak paketler aydınlık mı olacak? Hemen görelim onu. Artık bir tane walkout ver. Evet, walkout yok, board var. Evet. LA Galaxy'den Zlatan İbrahimovic. FIFA 14 açtık, çok değerli bir karttı. Ancak FIFA 19'da olduğumuz için çok fazla değerli değil. Yine de iyi. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane gönderelim. Bu kartın da SBC'si gerçekten karşında gelince elim ayağım titriyor. Çok gıcık bir kart. Hiç sevmiyorum. Martinez çok can sıkıcı bir rakip kart. Hadi seni de gönderelim, can sık birazcık. Geri kalanı QXL yapabiliriz diye düşünüyorum. Arada kaynayanlar olursa artık yapacak bir şey yok. Evet, son paketimizi açalım. Haydi güzel bir şey artık. Lütfen, lütfen, lütfen. Walkout var bu kez. Haydi. Yapabilirsin bunu. Almanya, CF. Evet. 29'unu açacağım walkout. Tabii ki bu kadar olur. Thomas Müller geldi maalesef. 22K civarında bir fiyatı vardı. Bakalım ne kadarmış Thomas Müller. İşte 30-0 yapıyorsunuz. Gelen paketler bunlar arkadaşlar. Jumbo Rare Player Pack'ten Rashford'u da gönderelim. Cilvagoy'u kalsın mı? Ne kadar? Bakalım. SBC'si falan vardır belki. Yok. Tevez. Bakalım. Evet. Çok da fazla bir olayı yokmuş bu paketinde. Moolto, QXL ve QXL. Son paketimize geçiyoruz. Artık 11'li inform paketindeyiz. Buradan da bir şey çıkmazsa yapacak bir şey yok. Ama Suarez ya da De Gea neden gelmesin? Haydi. Haydi. Walkout var. Alttaki eSports yazısından İspanya yazıp Pedro gelmesin lütfen. Ağlayacağım. Gerçekten Pepe mi geldi şu an? Umarım İsmail paketlerini bir daha bana verir de ben açarım. YouTube videosu çıkarırız. Yoksa vermeyecek. Evet. Maalesef top 100 paketimiz de böyle. Yani çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Üzgünüm. Ama çıkmayacağını zaten az çok düşünüyorduk. Biliyorduk. Gerçekten bu sene top 100'e hiçbir şey vermiyor oyun. Evet. Yaklaşık ne kadar varmış burada? Bakalım şöyle bir. 45K var burada. Burada 80K var, 125K. Canini, hadi 20K da buradan olsun. 145 oldu galiba. Juan Fran Solbek. Evet, yani 200K, 250K civarında bir fiyat çıktı gibi gözüküyor. Şöyle gönderelim yukarıya. Üzdü. Yapacak bir şey yok. Kendisi de açamıyor zaten. Arkadaşlar, bana sallamayın lütfen. Evet. Videonun sonuna geldik. Gönül isterdi. Kendim için değil, İsmail için güzel bir şeyler açayım ama olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda İngiltere'lik SBC'sini yapacağım büyük ihtimalle. Orada işinize yarayacak SBC'leri bulmaya çalışacağız. Beraber yapacağız hepsini, çözümlemelerini. Sosyal medyadan takipte olmayı unutmayın. İsmail'i takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu oluyorum biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.